Erkek şiddetinin tırmandığı, her yeni güne kadın cinayetleri haberleriyle uyandığımız, taciz haberleriyle uyandığımız bir süreçte 25 Kasım'a gidiyoruz. Bu ülkede bir kadın katliamı yaşanıyor. Tacizin, tecavüzün, sokak ortasında tecavüzün sıradanlaştığı bir ortam yaşanıyor maalesef. Hiçbirimiz bu ülkede kendimizi güvende hissetmiyoruz. Kamusal alanda, ev içerisinde, bulunduğumuz hiçbir alanda güvende hissetmiyor bu ülkede kadınlar kendini. Bu ülkedeki bu katliamın sorumlusu da bu ülkeyi yöneten 22 yıllık AKP iktidarıdır. AKP'nin kadın düşmanı, LGBT artı düşmanı politikaları, aileyi kutsayan aile politikalarıdır. Bu iktidarın kutsadığı aile içerisinde neler yaşandığına baktığımızda, kutsal aile içerisinde çocuk istismarının üstünün örtüldüğünü görüyoruz. Kadınlar yoksullaştırılıyor bu kutsal ailelerde, güvencesizleştiriliyor, şiddete uğruyor, şiddetle baş başa bırakılıyor. Her gün en yakınındaki erkekler tarafından öldürülüyor. Birçok aslında şiddet biçiminin kutsal aile örtüsüyle üzerinin örtüldüğünü görüyoruz. Yakın zamanda da aslında narin cinayetiyle bir ailenin içerisinde organize bir şekilde bir çocuğun nasıl katledildiğini, devletin bu katliamın üstünü nasıl örttüğünü de görüyoruz. AKP'li Ensarioğlu, aileyi tanıyoruz, aslında bilip de söyleyemediğimiz şeyler var diyerek aslında işbirliklerini de açığa çıkarmış oluyor orada. Suç ortaklıklarını açığa çıkarmış oluyor. İktidar kadınların yaşamlarının önüne aile politikalarını, ailenin güçlenmesini, ailenin korunmasını koyuyor. Bunun aslında bir tercih olduğunu biliyoruz. Aile politikalarının kaynağının yoksullaştırma politikaları olduğunu biliyoruz. Yoksullaştırma politikalarının bir parçası olarak aslında iktidar aile politikalarına sığınıyor. Çünkü yoksullaştırma politikaları milyonlarca insanı sefalet ücretlerine mahkum ederken aynı zamanda ücretleri aşağı çekmesinin dayanağını da kadınların ev içinde görünmeyen emeği oluşturuyor. Sistem ne zaman krize girerse bizler biliyoruz ki kadınların görünmeyen emeğine başvuruluyor. Dünyada, yani pandemide yapılan araştırmalara göre dünyada yoksul ülkelerdeki 15 yaş üstündeki kız çocuklarının ve kadınların ürettiği emek günde 12,5 milyar saate denk geliyor. Bu da aslında 10.8 trilyon dolara denk geliyor. Ücretleri aşağıya çekmenin yolu aslında kadınların ev içerisinde karşılığı ödenmeyen emeğinden geçiyor. Çünkü aslında kamusal olması gereken, devlet tarafından karşılanması gereken pek çok temel ihtiyaç ev içerisinde, aile içerisinde kadınlar tarafından karşılanıyor. Aile aslında kadınların toplumsal yeniden üretim alanındaki emeğinin, bedeninin denetlenmesi açısından, iktidarlar, devletler açısından da önemli bir yerde duruyor. İktidar politikalarına baktığımızda kadınların haklarına yönelik topyekün bir saldırıyla karşı karşıyayız. Aslında iktidar kadınlara uzun zamandır İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinden bu yana savaş açmış durumda. Anayasa tartışmaları, 9. yargı paketi, 6284'e saldırılar, soyadı kanununda değişiklik tartışmaları, ancak kadınların mücadelesi sonucu soyadı düzenlemesi 9. yargı paketinden çıkarıldı. Ancak 6284'e saldırılar bu yönde devam ediyor. 6284 uzaklaştırma kararı olan erkekler açısından caydırıcılığı olan tazyik cezası maddesi değiştirilerek 6284 aslında işlevsiz hale getirilmeye çalışılıyor. Aynı zamanda 15 Mayıs'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan ailenin güçlendirilmesi ve korunması vizyon belgesine baktığımızda aslında bu iktidarın kadın düşmanlığını bu politikalardan görebiliriz. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi vizyon belgesi eylem planına baktığımızda adeta Damızlık Kız'ın öyküsündeki bir distopya yandırıyor bizler için. Orada yani sadece birkaç maddeye bakmak yeterli oluyor. Onlardan birkaçını sıralayacak olursak, üniversitelerle işbirliği kapsamında aile enstitülerinin kurulması, doğum oranı düşük illerde ve boşanma oranı yüksek illerde araştırmalar yapılması, mercek altına alınması, çeşitli stratejik planların aslında içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın olması, aslında kadınların bedenleri, emekleri üzerinde dinin, devletin ve ailenin mutlak bir otoritesini planlayan bir eylem planıyla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Bugün bütçe görüşmeleri yapılıyor. Bütçe görüşmelerine baktığımızda da
kadınların güçlendirilmesi için ayrılan bütçenin 139 yıllık kadın başına 139 liraya denk geldiğini, bunun da aslında günlük bir kadın için 38 kuruş ayrıldığını görüyoruz. Kadınların güçlendirilmesi için ayrılan bütçenin karşısında ailenin korunması ve güçlendirilmesine ayrılan bütçenin bunun 3 katı olduğunu görüyoruz. Aslında bu iktidar aileyi güçlendirirken aileyi güçlendirme politikaları kadınları güçsüzleştiriyor, aileyi hapsediyor ve savunmasız hale getiriyor. İktidarın saldırıların başka bir boyutuna baktığımızda kayyum politikalarını görüyoruz. Kayyum politikalarıyla aslında kadınların temsiliyetlerine ve kazanılmış haklarına saldırılıyor. Daha önce yaşanan kayyumlardan biliyoruz ki kayyumların ilk icraatleri kadın dayanışma merkezlerinin, kadın birimlerinin kapatılması, burada kadın mücadelesi veren kadınların açığa alınması olmuştu. Bugün de kadınların kazanımları ve temsiliyetleri açısından bir başka saldırıyla da karşı karşıya kadınlar. Bir taraftan da AKP tarafından kadına yönelik şiddetin önleneceğine dair de samimi olmayan söylemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, kadına yönelik şiddette sıfır toleransla hareket edeceğiz diyor. Bunu da aslında bir gece yarısı tek adamın kararıyla İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden, şiddet gören kadınlara evlerine dönmesini öğütleyen Diyanet'e milyonlarca lira bütçe ayıran, 6284'e yönelik saldırıları devam eden bir iktidarın bakanı söylüyor. Sizin sıfır tolerans dediğiniz kadınların kazanılmış haklarına saldırmak mı diye soruyoruz kendilerine. Ailenin varlığını kadınların yaşamının önünde tutan devlet, kadınların yaşamasıyla değil, şiddetin önlenmesiyle değil, nasıl doğuracağımızla, kaç çocuk doğuracağımızla ilgileniyor. Bu da tabii ki erkek şiddetini besliyor. Bunun yanında cezasızlık politikaları, yargı kararları da şiddet uygulayan erkekleri cesaretlendiren, 3 gün yatarım, çıkarım, bir şey olmaz diyen erkekleri de şiddete teşvik eden politikaların bir parçası olarak karşımızda duruyor. Yeni kayıp çocuk haberleri, kayıp kadın haberleri alıyoruz. Maalesef de bu kaybedilen çocuklarda, kaybedilen kadınlarda bir çoğunun da ölüm haberleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Devlet koruyamadığı çocukların da sorumlusu olarak yine kadınları, anneleri göstermekten de geri durmuyor. İzmir'de hurda toplamak için çıktığı evde annelerinin bıraktığı 5 çocuğun yanarak öldüğü olaydaki gibi aynen. Bu olayda da yine annenin iktidar tarafından ve medya tarafından annenin suçlandığına tanık olduk. Bunun üzerine de AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, her şeyi paraya bağlıyorsunuz, bu olayın parayla ne ilgisi var diyor. Bu olayın parayla ne ilgisi olduğunu bir kez daha buradan söyleyelim. Sefalet ücretine güvencesizliğe mahkum ettiğiniz milyonlarca insan çocuklarını bırakabilecekleri, çalışmaya giderken çocuklarını bırakabilecekleri kreşe ulaşamıyor. Pek çok çocuğun ölümünde olduğu gibi bu 5 kardeşin de ölümünden anne değil, kadınlar değil, yoksullaştırma politikalarınız ve bu iktidar sorumludur. Bir taraftan da bu gibi olaylarda madem parası yoktu, bu kadar doğurmasaydı gibi kadınların yargılandığı sözlerle aslında karşılaşıyoruz. Oysa ki bu ülkede doğum kontrol yöntemlerine parasız ulaşılamadığı, fiilen kürtaj hakkımızın gasp edildiği göz ardı ediliyor. Erkek şiddetinin tırmandığı, kadın cinayetlerinin bir katliama dönüştüğü ortamda ancak kadınlar da hayatlarından, birbirinden, haklarından vazgeçmiyor. İkbal ve Ayşenur'un katledilmesinin ardından kamusal alanda güvende olmadığımız bir kez daha aslında yüzümüze çarpmış oldu. Çok uzun süredir kadınlar kendini güvende hissetmiyor. Ancak bu olayla daha fazla yüzümüze çarpmış oldu. Ancak kadınların erkek şiddetine, kadın cinayetlerine, tacize, tecavüze karşı biriken öfkesi İkbal ve Ayşenur'un katledilmesinden sonra da yeniden bir isyana dönüştü. Kadınlar sokaklarda, kampüslerde, yurtlarda erkek şiddetine karşı bütün katledilen kadınların isyanını kuşanarak sokaklara döküldüğünü görüyoruz. 25 Kasım'a giden süreçte de kadınların isyanının
ayak sesleri duyuluyor. Kadınlar birbirinden, hayatlarından ve mücadelesinden asla vazgeçmiyor. Erkek şiddetinin artık sosyal medyada kadın cinayetlerini öven boyutlara ulaştığını da görüyoruz. Kadın düşmanlığını körükleyen, kadın cinayetlerini öven bu paylaşımlar, bu hesaplar hakkında hiçbir şey yapılmazken, hayatlarına, haklarına sahip çıkan, kadın cinayetlerine karşı, erkek şiddetine karşı, bu da aslında fail erkekleri cesaretlendirerek erkek şiddetinin giderek daha da vahşileşmesine neden oluyor. Ancak tüm bu saldırılar karşısında kadınların susmaya, korkmaya, niyeti yok. Bizler yaşamanın sadece nefes alıp vermekten ibaret olmadığını biliyoruz. Ancak bu ülkede sadece yaşamak için bile, hayatta kalmak için bile mücadele etmemiz gerektiğini biliyoruz. Hayatlarımızdan, haklarımızdan, birbirimizden, mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Yaşamak için feminist mücadele ediyoruz. Kadın cinayetlerinin müferit olmadığını, yaşadığımız her bir şiddetin tekil olmadığını, bu şiddetin yapısal olduğunu biliyoruz. Devletin aslında tüm kurumlarıyla, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, Adalet Bakanlığı'na, Diyanetine, medyasına bu şiddetin çeşitli unsurlarla beslendiğini de biliyoruz. 25 Kasım'a giden süreçte yapısal şiddetin tüm unsurlarını ifşa ettiğimiz, sokaklarda kadınların erkek şiddetine karşı duyduğu öfkeyi örgütlediğimiz bir süreçte 25 Kasım'a gidiyoruz. Yaşadığımız şiddetin kaynağının patriarka olduğunu biliyoruz. Yıkılması gereken bir patriarka var. Ama patriarkayı yıkana kadar da birbirimizi ve hayatlarımızı savunmak zorundayız. O yüzden birbirimizi güçlendireceğimiz etkinliklerde buluşuyoruz. Bulunduğumuz her yerde yaygın olarak feminist öz savunma atölyelerini, fiziksel öz savunma atölyelerini yaygınlaştırıyoruz. Bu nedenle mahallelerde, şubelerimizde, bulunduğumuz her alanda birbirimizi güçlendireceğimiz atölyelerde, etkinliklerde buluşuyoruz. 25 Kasım'a giden süreçte ve 25 Kasım sonrasında yoksullaştırma politikasına karşı kadınların hak mücadelesini yükselteceğimiz, aynı zamanda da bu iktidarın aile politikalarını bulunduğumuz her alanda ifşa edeceğimiz, erkek şiddetine ve aile politikalarına karşı mücadeleyi büyüteceğimiz bir programı hayata geçireceğiz. 25 Kasım'a giden süreçte ve 25 Kasım'da tüm kadınları birbirimize, hayatlarımıza, haklarımıza sahip çıkmak üzere sokakları mora boyamaya, yaşamak için feminist mücadeleye çağırıyoruz.